Açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet, gümbür gümbür İzmir Marşı'yla güne başladık. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa dedik ve 15 Ekim 2020 Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınındayız. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir programında yorumlar yapacağız, gazete manşetlerini okuyacağız, iç sayfalarda sörf yapacağız, sizler de yorumlarınızı yapacaksınız. Biz de mümkün mertebe yorumlarınıza argo kelimeler kullanılmadığı müddetçe yer vereceğiz. Sabah gazetesiyle güne başlıyorum. Işıkçı yargıca istifa çağrısı geldi. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imadı paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Anayasal sistemin koruyucusu olması gereken Anayasa Mahkemesi'nin yargıcı Engin Yıldırım'ın gece Anayasa Mahkemesi binasını gösteren Işıklar Yanıyor tweetine milletten büyük tepki geldi. Millet açar, millet kapatır dedi. Yıldırım'ın darbe iması yapan paylaşımına karşı vatandaşlardan ve STK'lardan Işıkları millet açar, millet kapatır mesajı yükseldi. Sosyal medyaya 15 Temmuz direnişi fotoğrafları kapladı. AYM isterse üyelikten atar dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımı üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede iseler gereğini yapmalı dedi. Sizin Anayasa Mahkemesi ile ilgili yorumlarınız ne olur acaba? Değerli arkadaşlar, demek ki tartışmalı herhalde bir tweet attı. Evet. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Ve burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmez. Anayasa Mahkemesi üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması
adeta bir siyaset. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi gün yeni müjde vereceğinden bahsetti. Cumartesi günü özellikle AK Parti grup toplantısının hemen sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'in halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeli haberler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız dedi. Haydi inşallah bakalım. İnşallah çok büyük böyle milyarlarca metreküp doğalgaz müjdesini cumartesi günü alırız. Bakalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söylüyor. Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için o da yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Evet, devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Tabipler Birliği'ne de yüklendi. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek kuruluşlarındaki sorunlar da tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Anayasaya aykırı faaliyet içerisindeler. Özellikle Türk Tabipler Birliği ile ilgili açıklamalarını yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Barolar Birliği'nin özellikle çoklu baro sisteminde kurulması gerektiğini, bu sürecin İstanbul, Ankara ve İzmir'de iyi değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Türkiye'nin beyamihal çözmesi gereken sorunların biri de meslek kuruluşlarının artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır. Barolarla ilgili sıkıntının çözümü konusunda geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz kanun değişikliğiyle önemli bir adım atmıştık. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, düşünebiliyor musunuz? Terör örgütünden birisini getirip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar, bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Onun için Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Bilindiği gibi meslek kuruluşları anayasamızın 135. maddesine göre faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğini haiz tüzel kişiliklerdir. Aynı anayasa maddesi meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremeyeceğini, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesinlikle ifade etmektedir. Yine bu maddenin devamında amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının organlarının görevine mahkeme kararıyla son verilebileceği de hükme bağlanmaktadır. Şimdi bu Tabipler Birliği ile alakalı da Odalar ve Borsalar Birliği'nde atılan adım neyse, aynı şekilde Tabipler Birliği ile ilgili de diğerleriyle ilgili de süratle bu dönemde bu adımları atıp buralarda da her fikrin, her düşüncenin içinde yer aldığı Tabipler Birliği'ni oluşturmamız lazım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz evvel anlattığım gibi tabipler içinde çoklu baro modelini, efendim baro diyecektik, baro modelini ortaya
almış vaziyette, gündeme almış vaziyette. Başkan Erdoğan, teröristlerin adeta el koyduğu Türk Tabipler Birliği içinde çoklu baro gibi sistem getireceğiz dedi. Türk Tabipler Birliği ve benzeri meslek örgütleri anayasaya aykırı faaliyet içinde. Terör örgütlerinden birini getirip Türkiye'ye Tabipler Birliği'nin başına koydular. Türk ifadesi bunlara yakışmıyor. Bütçeden sonra meclisimizin ilk işi bu olmalı dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı gerekeni yapmalı diye bahsetti. Bütçeden sonra meclisimizin ilk işi bu olmalı derken özellikle esnafın beklediği yeniden yapılandırma kamu borçlarıyla ilgili bunun ön planda olması lazım. Çünkü vatandaş ay sonu nasıl ödeme yapacak? Bu pandemi sürecinde almış olduğu kredilerin bedelini ödeyemiyorlar. Efendim SSK primlerini, Bağkur primlerini, vergi borçlarını iş yapamadıkları için ödeyemiyorlar. Onun için yeniden yapılandırma gündeme gelmesi gerektiğinin altını çiziyor esnaf efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Azerbaycan yetim çocuklara ağlıyor. Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 10 sivil öldü. Ana babalarını yitiren çocukların dramı yürek burktu. Azerbaycan ordusu özellikle hava sahasını kontrol altına almış vaziyette. Ermenistan ordusunu yardı. Ermeni sınırına kadar Dağlık Karabağ'dan ulaştı ve kuşatma altına aldılar. Ermenistan ordusunda askerlerin çoğu kaçıyor, çoğu beyaz bayrak çekiyor, teslim oluyor ve artı bir darmadağın bir durum söz konusu. Buradan Aliyev'e hemen uzanalım efendim. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in açıklamaları var. Ekranlara taşıyalım. Paşinyan sokaktan gelen bir adam. Kimiydi o? Hiç kim. Bir yazarıydı, hiç yazar da değil. Bir gazetenin bir muhbiriydi. Ve sokaktan geldi, başkan oldu. Ve ne yaptı ondan sonra? Ermenistan'ı felakete aparır. Bakın, Ermenistan'da bugün diktatura tam hüküm sürür. Herkes bilir ki Paşinyan Soros'un bir mehsuludur. Bu Soros tarafından idare olunan bir adamdır. Bu post-sovyet mekanında baş vermiş bu derbeler, çevrişler, dırnak arası inkılaplar bir menbeden kaynaklanır. Paşinyan da Soros'un şeklini aktarın internette. Durublar gol gola, bedenleri de birbirine yapışıp çok böyle iyi becer bir foto şekil. Odur onun babası. Ona göre Soros onu idare edilir. 2005. yılda onlar burada bunu yapmak istediler. O turuncu, narıncı inkılap. Ama ben durdum onların kabağında. Ezdim onları, kovaladım buradan. Sonra Soros fondlarını da kapattım. Diğer geri hükümet teşkilatlarını da buradan reddeledim. Dedim ki biz özümüz bilerek gidin. Başka yerde inkılap edin. Paşinyan takımının demeli %90'ı Soros, Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch ve bu kimi çirkin teşkilatların nümayendeleridir. Evet efendim, devam edelim gazete manşetleriyle. Sabah gazetesine manşetine baktık. Hemen bir sonraki gazeteye geçiyorum, Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde her ışık söner, bu ışık sönmez diyor. Türkiye hukukun üstünlüğünü konuşmalı. Işıklar hukuksuzluğun üstünlüğünü kapatmasın. Anayasa Mahkemesi üyesinin mesajıyla başlayan ışık polemiği Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğlu ve Sözcü'ye yapılan hukuksuzlukları perdeledi. Buna tepki yağdı. İşte onlar diyor efendim. Tepki nereden yağdı? Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden yağmış oldu. İYİ Partili Aytun Çıray'dan yağmış oldu. Bu kadar hukuksuzluk var. Türkiye'yi yönetenler ışıklar yanıyor tartışıyor. Adaletsizlikler konuşulmasını isteniyor. Sayın Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Daha önce de Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları yanıyor derken demokrasiye tehdit vardı. Demokrasiyi kesintiye uğrattılar. Defalarca darbe yaptılar. Bunu bilmiyor musun, koskoca milletvekili olmuşsun? Yani Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor diyorlardı, darbe yapıyorlardı. Şimdi ne demek Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor diye tehdit içeren, darbe iması olan bir tweet'i nasıl yok sayarsınız? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Ne demek bu? Bu tehdit demek. Darbe iması demek. Yok öyle bir şey. Yani kalkıp da hangi partiden olursan ol, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem Erkek, İYİ Parti'den Aytun Çıray, bir de Hikmet Sami Türk,
Mustafa Yeneroğlu. Yani tutuyorlar, böyle bir şey olmaz falan, olmaz filan, olmaz, tehlike yok. İşte tehlike yok derseniz kafanızı kuma gömersiniz, sonra darbeler olur. Böyle bir şey olabilir mi? Akıl tutulması bu. Evet, AYM'den ışıklı mesaja tepki geldi. Şahsi paylaşım kurumsal görüşümüzü yansıtmaz dedi Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bu mantıklı bir açıklama. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklı paylaşımı Türkiye'yi gerdi. Anayasa Mahkemesi mesajın kurumsal görüşü yansıtmadığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi paylaşıma neden olan 14. Ağır Ceza'nın berber olduğu kararına direnmesinde görüştü. Açıklama yapılmadı. Yani burada karar veren mahkeme kararında ısrarcı olabilir. Bu da anayasal bir hak, düzen değil mi efendim? 14. Ağır Ceza Mahkemesi o kararı verirken anayasaya göre vermiyor mu? Hukukun üstünlüğüne göre vermiyor mu? Yargıtay'a gidiyor, Yargıtay onuyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı. Anayasa Mahkemesi de bunu bozmaya çalışıyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Yargı içerisinde bir çatışma var. Bu derhal düzeltilmeli. Aksayan topal ördek konumunda olan yargının o aksayan bölümü düzeltilmeli. Protez takılmalı. Sağlam hale getirilmeli. Yargı, adalet hepimize lazım. Yüksek mahkeme üyesine yakışmaz diyor Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Sosyal medya paylaşımları yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Saygınlık yitirilmemeli diyor efendim. Anayasa Mahkemesi'nin 16 üyesinden 15'i AK Parti döneminde görev atandı. Şöyle ele alalım. AK Parti döneminde görev atandı ama biliyorsunuz yargıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, devletin çeşitli kurumlarında FETÖ üyeliğinin fazla olduğundan bahsediliyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin içerisinde AK Parti döneminde atanan ve Fethullah Gülen teröristi de AK Parti döneminde vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan siz neyi istediniz de yapmadık veya vermedik şeklinde konuşmuştu hatırlarsanız. Sonra 17-25 Aralık'tan sonra bir ayrışma söz konusu oldu. Ama bu arada kendisini öyle iyi saklayan FETÖ'cüler var ki bu Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri içerisinde de olabilir. FETÖ'cüler devletin çeşitli kademelerinde, kurumlarında da olabilir. FETÖ'cüler günlük yaşamınızda, sizin karşınızda da olabilir. FETÖ'cüler efendim devletin kurumlarında olduğu gibi devletin özellikle belediyelerinde de olabilir. Onun için tamamen tekkeler, cemaatler ve FETÖ terör örgütünün devlet kurumlarında tamamen temizlendiği söylenemez. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağına dokunmadığınız müddetçe temizlenmesi çok zor. Siyasi ayağına dokunmak zorunda yargı. Ama bu gücü içinde bağımsız bir şekilde hissetmeli. Erkler ayrılığı dediğimiz olay budur. Eğer bağımsız bir şekilde yargı olayların, konuların üzerine gidebilecek yetki ve güce sahipse siyasi ayağında çözebilirler. Ama yargı siyasi güdüm içerisinde kısmen kalırsa hiçbir şey yapılamaz. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki yargıya müdahale var diyor. Doğrudur, vardır, yoktur. Vardır, yoktur. Bakın ona girmiyorum. Ama müdahaleler yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yani lehte karar verince alkış, aleyhte karar verince taraflı deniyor. Bir de yargı zor durumda. Yani iki ucu da pis olan değnekten tutuyor efendim yargı, işin özü. Ama adaletin neyse yasaya, yönetmeliğe göre kararlarını veriyor. Anayasa Mahkemesi'nin belki orada Enis Berberoğlu ile çıkışı doğru mu yanlış mı, bu tartışma önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu arada bakalım, tepkiler var tabii ki. Tepkilere bakalım efendim. Tepkilere bakalım. Özgür Özel'den bir tepki var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinden. Diyor ki Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında ışıklar yanıyor polemiğine değindiği konuşmasında işler çığırından çıktı diyor. Bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de erken seçim açıklaması ile ilgili de bir konuşma yaptı. Erken seçim istiyor muhalefet partileri ama Anayasa Mahkemesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ön plandaydı. Özgür Özel'i izleyelim. Dün akşam tabii Türkiye bu kalanla çalkalanırken Anayasa Mahkemesi'nin üyesi Engin Yıldırım ışıklar yanıyor diye bir tweet attı. Bir, hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi çağrışımlar yapabilecek ya da farklı çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hakimin, savcının işi değildir. Temel ilke. İki, bu tweet'i atana, kurumuna, millete, demokrasiye bir faydası yoktur. Yanlıştır. Milletimize
bir dikkati, milletimizin dikkatine sunacağımız bir konu. Şu an Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AK Parti döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım AK Parti döneminde atanmıştır. YÖK kontenjanından gelmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti gecenin 11'inde Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Karşısına İçişleri Bakanlığı'nın ışıkları yanıyor. Tweetleri atılıyorsa bu devlete AK Parti'nin 18 yılda getirdiği durum herkesin gözünün önündedir. Atadıklarınız yapıyor bunu. Atadığın bakan, atadığın Anayasa Mahkemesi üyesi. Atadıklarınız devletin kurumlarını İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarından birbirleriyle çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor. Böyle kamu yönetimi olmaz. Saray rejimi devletin çivilerini sökmüştür. Devletin civatalarını gevşetmiştir. Bu kadar kurumsallıktan uzak, bu kadar ciddiyetten uzak bir devlet yönetimini milletimize şikayet ediyoruz. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Çığırından çıktı işler. Devletin kurumları akşam mesai bitince evine gidiyor, güneş batıyor, gecenin karanlığında devletin kurumları birbirinden çarpışıyor. Bunların atadıkları, bunların yükselttikleri 15 Temmuz'da Şuracık'ta polisle askerin, devletin iki kurumunun birbiriyle çatışmaya girdiğini gördük. AK Parti yaptı bunu. AK Parti döneminde oldu. Darbecileri de onlar yükseltti. Devletin polisinin, Sayın Genel Başkanımızın geçen gün açılışına katıldığı, Emniyet Müdürlüğü'nün füzelerle vurulması, asker polislerimizin şehit edilmesinde o uçakların bombalarını referandumda birlikte yüklemişlerdi. Mazotunu, benzinini birlikte koymuşlardı. Daha ne kötülük göstereceksiniz iktidarınızda? Daha ne olacak? Atadıklarınız birbirlerini bombaladı, birbirini evlatlarımızı vurdular, 251 kişiyi şehit ettiler. Şimdi gecenin bir yarısında birbirinden Twitter üzerinden savaş yapıyorlar. Sonra millet sizden hizmet bekliyor, refah bekliyor. Yazıklar olsun. Asla ve asla ışık yakanların onunun bununun tarafında değil, hukukun tarafındayız, milletin tarafındayız. Ne Anayasa Mahkemesi'ni hedef gösteren ve ortadan kaldırmaya çalışan Süleyman Soylu'nun dilini, ne Devlet Bahçeli'nin dilini, ne de haddi olmayarak lüzumsuz tweetler atan Anayasa Mahkemesi üyesinin dilini benimsiyoruz. Milletin hakkını, hukukunu benimsiyor, adaletin arkasında duruyoruz. Hukuk arayışının arkasında duruyoruz. O Bahçeli ki dün çıkmış tekerlemelerle ama bir bütün halinde okuyunca insanların kendini gülmekten alamadığı, kendi içinde bir uyumu olan ama siyaseten bir karşılığı olmayan tekerlemelerle, atasözleriyle Sayın Genel Başkanımıza karşı tuhaf sözler söylüyor. Ama esas dikkati çeken de şu: Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. Yani diyor ki açıkça, ben erken seçim yok diyorsam yoktur, sözümün eriyim. Sayın Bahçeli, 2018'de yapılan baskın seçimden 40 gün önce de sözünün eriydin. Erken seçim 3 Kasım 2019'da yapılacaktır. Erken seçim istemek vatan hainliğidir. Cumhur İttifakı seçim tarihini belirlemiş, anayasaya yazmıştır diyen sendin. O gün de sözünün eriydin. Emeklilikte yaşa takılanlara kanun çıkaracağız, ilk imzayı atacağız, emekli edeceğiz derken de sen sözünün eriydin. Sayın Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı Yüce Divan'a yollamak için yeminler ederken meydanlarda sözünün eriydin. Sayın Bahçeli, herkesten cumhurbaşkanı olur, bir kişiden olmaz diyen sen yine o zaman sözünün eriydin. Sonra cumhurbaşkanı adayın oldu, şimdi 2023'e de aday gösteriyorsun. Biz Sayın Bahçeli'nin sözünün eri olmasını isteriz de eldeki tutanaklar, kayıtlar, videolar öyle söylemiyor. Sen bütün AK Partilileri Halic'e bastırıp eldeki bütün deterjanları döküp onları üç su yıkayıp yıkamak için
namus şeref sözü verirken de sözünü neriydi? Şimdi diyor ki seni erken seçim çağrısı konusunda bunu sana kim söyledi? Soros mu söyledi, o mu söyledi, bu mu söyledi? Vallahi Sayın Bahçeli, bütün milletvekillerimizi, biz sizin gibi milletvekillerimizi sahaya yollamaktan korkmuyoruz. Çünkü bizim milletvekillerimiz sahaya gittiğinde onların eski siyaset arkadaşları, dün biz en ağır sözler söylediğimiz partiye niye kayıtsız, şartsız, bakansız, izansız, izansız destek veriyoruz diye sormuyorlar bize. O yüzden bizimkiler sahaya çıkabiliyor. Dün akşam tabii Türkiye bu kalanla çalkalanırken Anayasa Mahkemesi'nin üyesi Engin Yıldırım. Evet, Özgür Özel açıklamalarda bulundu efendim. Özellikle Anayasa Mahkemesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bulundu. Tabii ki burada Ali Babacan'ı ziyaret eden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Öztrak'ın da Anayasa Mahkemesi ile ilgili söyleyecekleri vardı. İsterseniz Faik Öztrak'ın açıklamalarında bir alalım. Anayasa Mahkemesi kararına bir alt mahkemenin uymaya reddetmesi anayasayı çiğnemektir dedi. Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun Enis Berberoğlu için yaptığı olağanüstü toplantının ardından mecliste basın açıklaması yaptı. Biz burada Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi'nde yıllardır diyoruz ki FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşılsın. Siyasi ayağında kimler var? Devlet içerisindeki FETÖ'nün özellikle yerleşmiş olan alçak hainlerin temizlenmesi konusunda çağrı yapıyoruz. Bir tane izleyici diyor ki ya FETÖ ile ilgili niye konuşuyorsunuz diyor. FETÖ'ye destek mi veriyorsunuz diyor. Bunun FETÖ'ye destekle bir ilgisi yok ki alçaklarla. Siyasi ayağına ulaşılsın diyoruz. Devlet içerisinde temizlensin diyoruz. Cesurca böyle kaç tane televizyonda bir moderatör siyasi ayağına ulaşılsın diye cesur bir şekilde çıkıp söyleyebiliyor ki. Bunu aslanlar gibi söylüyoruz değil mi efendim? Yani saklanmasınlar ve yine söylüyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşılmak zorunda. Ulaşılmadığı müddetçe, saklandıkları müddetçe devlet içerisindeki yapılanmaların tamamen kurutulmasında sıkıntı olur, sorun olur. Şimdi Anayasa Mahkemesi içerisinde de hani gazete burada diyor ki AYM'nin 16 üyesinden 15'i AK Parti döneminde atandı. Fakat işlerinde farklı düşünce ve yapısı içerisinde cemaatlere, örgütlere üye olan insanlar olamaz mı? Olabilir. Bunu da çok iyi araştırılması gerektiğini altını çiziyoruz. Erdoğan AYM gereğini yapmalı dedi. Hemen bir sonraki habere geçiyorum. Efendim Faik Öztrak'ın açıklamasını yapalım. Hemen bir sonraki habere geçmiş olalım efendim. Şöyle söylüyor. Kısaca ifade edeyim. Herkes anayasaya uymak zorundadır diyor. Yine anayasanın 153. maddesi de herkes Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak zorundadır diyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayı reddetmiştir. Karar son derece açıktır. Hak ihlali vardır. Enis Berberoğlu'nun hakları milletvekilliğiyle ilgili hakları çiğnenmiştir demesine rağmen 14. Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki ben buna uymam ve kararı değişti, yani yeniden yargılamaya da yeniden bir yargılama yapılmasına da gerek yoktur hükmüne var. Değerli basın mensupları, Anayasa Mahkemesi kararına bir alt mahkemenin uymayı reddetmesi açıkçası anayasayı çiğnemektir. Anayasa Mahkemesi ve milletvekilinin kendisine milli irade tarafından verilen hukukunu, hakkını yok saymaktır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı aslında görev suçudur. Ve bu çerçevede Hakimler Savcılar Kurulu daha önce birçok olayda yaptığı gibi bu defa da burada re'sen harekete geçmelidir. Değerli basın mensupları, tabii bu konu iki gün içinde 15. Ağır Ceza
Mahkemesi'ne, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal edecek. Ve burada gerekli karar verilecektir. Umarız 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla bu hukuksuzluğa, bu hukuk garabetine son verilir. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zeminde hak, hukuk, adalet arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Burada açıkça belirtmek istiyorum ki devletin temeli adalettir. Adalet çürürse işte ikide bir de bahsedilen beka sorunu orada başlar. Ve şunu açıkça görmemiz lazım. Bu ülkede hukuk devleti zayıf düştükçe, demokrasi zaafa uğratıldıkça milletin cebi de boşalmaktadır. Bugün ekonomide yaşadığımız buhranın en önemli nedenlerinden biri de hukukun bu şekilde ayaklar altına alınmasıdır. Sözlerime son verirken tekrarlıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem milletvekilimizin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de diğer tüm haksızlığa uğrayan insanların hakkını, hukukunu her zeminde taviz vermeden aramaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi'nde özellikle Enis Berberoğlu ile ilgili almış olduğu kararın 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmaması konusunda tepkilerini muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte tepkisini ortaya koyuyor efendim. Günün sözü: camiye siyaset girerse ibadet kalmaz, mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Günün sözü efendim. Sözcü gazetesi bunu günün sözü olarak almış vaziyette. Fazla vergi artık insanı öldürüyor efendim. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl 47 kişinin öldüğü sahte içki salgını için bu tespiti yaptı. 1 litre rakıdan alınan vergi 279 liraya çıktı. Vatandaş kaçak ürünlere yöneldi dedi. Kaçak ürünler aslında bir kayıtsız ekonomiyi yaratıyor. Devlet vergi koyarken, daha fazla para alayım derken aslında kayıtsız ekonomiyi yaratıyor. Kayıtsız ekonomideki kayıplar devletin elde edeceği gelirden belki daha fazla. Onun için çok aşırı vergiler yükleyerek vatandaşın zaten geçim derdinde olan vatandaşa aşırı bir yük bindirmek ne kadar doğru? Milletin içeceğini, milletin tesellisini, milletin efendim kendisine özgü olan yediklerini, içtiklerini özel statüyü alıp da hani ben içmiyorum alkol, içenlere efendim alkol içenlere vergiyi bindireyim, zam mı bindireyim demek de o da adalet değil aslında. Yani orada alkol kullanan, içki tüketen insanların özgürlüğüne müdahale anlamı taşıyor bu da. Bindirdikçe bindirdi hükümet efendim vergiyi. Bindirdikçe bindirdiler ve insanlar kaçak içki üretip 40 küsür kişi, 47 kişi hayatını kaybetmiş vaziyette. Tabii ki de Rıdvan Akgün'e içmeyi versinler falan diyeceksiniz ama kardeşim yani siz de onu söylemeyin, içen içsin. Yani kalkıp da insanlar tedavi olsun, alkol almasın, içmesin ama içeni de engelleyemiyorsun. İnsanlar içiyor sonuçta. 47 kişi hayatını kaybetmiş. Yani onun için de çok aşırı vergilerin olduğunun altını çizebiliriz. Ölüm listesi yaptığını itiraf eden Sevda Noyan'a takipsizlik gelmiş. Haydi bakalım buradan yakın. Efendim ne demişti? Ölüm listesi tuttuğunu söyleyen Sevda Noyan, kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Karar bu konuda ayrı soruşturma olduğu gerekçesiyle alındı. O zaman herkes efendim tehdit etsin birbirini. Ne dedi? Bizim efendim apartmanda da böyle listede ismi olanlar var. Bir 15 Temmuz gibi bir şey olursa onları temizleyeceğiz demek istemişti. Çıkıp televizyonlarda konuşan hadsiz yazar bu şekilde konuşmuştu Sevda Noyan ve takipsizlik kararı gelmiş. Yani benim işte desteklediğim kişilere takipsizlik gelsin, istemediğim kişilere her türlü ceza belası gelsin. Bakınız adalet diyoruz ya, adalet o teraziyi eşit bir şekilde kullanmadığı müddetçe hani bir başkası bu cümleleri sarf etseydi ortalık yangın yerine dönerdi. Ama kalkıp da ölüm listesi tuttuğunu söyleyen Sevda Noyan konuştu. Takipsizlik cezası verildi. Bir para cezası da verilmedi. Efendim 6 ay ceza verilmedi. 1 yıl ceza verilmedi. O zaman çıksın herkes desin ki efendim benim elimde ölüm listesi var.
İşte apartmandan 5-6 kişiyi temizleyeceğim. Oradan onu yapacağım, bunu yapacağım desin de bir görsün bakalım mahkeme ne karar veriyor. Ama bu Sevda Noyan'ın bu takipsizlik kararı içtihat olarak bundan sonra kabul edilecek diyebiliyorum. Ve devam ediyoruz. Deva Partisi Başkanı Ali Babacan partisini ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte basın toplantısı düzenlediler. Yine Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarına takıldılar. Madem Anayasa Mahkemesi ışıklarında tehlike yoktu, niye bu kadar muhalefet partileri tepki verdi? Anayasa Mahkemesi'nde ışıklar yanıyor demek bir tehdittir. Bunun aksini iddia eden efendim ya tarih bilmez, ya darbeler dönemini bilmez, ya da demokrasiyi tehdit eden alçakları bilmez. Çünkü Anayasa Mahkemesi ışıklar yanıyor demek, Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları yanıyor deyip de darbe sürecine giren askerlerden hiç farkı yok. Şimdi Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ın bir araya geldikleri toplantıda Ali Babacan'ın açıklamaları. Sayın Berberoğlu ile ilgili AYM'nin almış olduğu bir karar vardı ama dün alt mahkeme bu karara karşı bir kararda bulundu, direnç gösterdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer sorum da akşam saatlerinde yani gece saatlerinde yaşanan AYM, bir AYM üyesinin attığı bir tweet ve sonrasında yaşanan tartışma, özellikle iktidar cephesinden de darbe imaları geldi. Bir tartışma yaşanıyor. Bu iki başlığı nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşlar, bir ülkenin hukuki güvenliği, o ülkenin istikrarı açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Anayasa Mahkemesi bizim anayasal sistemimiz içerisinde en üst yargı organıdır. Ve bu yargı organının aldığı kararlar bütün organlar için geçerlidir. Tüm yargıyı da bağlar, yürütme organını yani hükümeti de bağlar. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı yasalarda eğer anayasaya aykırılık varsa orada bile düzeltme açısından baktığımızda meclisi bile bağlar. Dolayısıyla böylesine anayasal sistemimiz içerisinde son derece önemli bir pozisyonu olan kurumun aldığı kararın anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir alt mahkeme tarafından tanınmaması, uygulanmaması kabul edilemez. Hiç kimsenin haddine değil. Bu ülkenin istikrarı hepimiz için önemli. Bu ülkenin anayasal düzenini kim olursa olsun bozmaya çalışan bu ülkenin istikrarına zarar verir. Tabii biz üst mahkeme, alt mahkeme diyoruz ama yani alt mahkemenin de bu kararı kendi inisiyatifiyle, kendi hür, bağımsız, tarafsız alıp almadığında tabii ayrıca bir masaya yatırmak lazım. Ayrıca masaya yatırmak lazım. Burada yapılması gereken herkesin anayasaya bağlılığını, hukuk devletine bağlılığını ve hukuk devletinin gereğini yerine getirmesidir. Aksi düşünülemez. Bu diğer, işte dün akşamdan beri yaşanan diğer polemiklere bakacak olursak değerli arkadaşlar, bunlar memleketin sorularını çözecek işler değil. Bunlar o eski Türkiye'nin kalıntıları. Boş işler açıkçası. Dolayısıyla bu ülkenin sorunları büyük. Ben herkesi acilen hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum. Hukukun üstünlüğünün gereğini yapmaya davet ediyorum. Bakın sistem bir örselenirse, bu ülkenin istikrarı bir bozulursa dikiş tutturmak çok zor olur arkadaşlar. Herkese yazık olur ve bu hukuk herkes için lazım. Sadece ülkeyi yönetenler, şu andaki yürütme ergi için kullanılacak bir araç değil bu. Bu yargı hükümetin elinde kullanılacak bir araç değil, olamaz. Hukuk devletinde böyle bir şey kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi bağımsız ve tarafsız hareket eder. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar nihayidir ve herkes için... Evet efendim, devam edelim. Ali Babacan'ın konuşmaları ekranlarınızdaydı. Hemen Sözcü Gazetesi'nin ikinci sayfasındayız. Üniversitelerde açılabilir. Bilim Kurulu üyesi doçent Kayıpmaz, vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaz ise diğer sınıflar ardından da üniversitelerinde açılması gündeme gelebilir dedi. Şimdi üniversitelerde online eğitim var. Benim de iki oğlum var bu sene üniversiteye başlayan. Biri psikoloji, biri iç mimarlık okuyacak. Şimdi özel üniversite, parasını ödedik ve bir yıl online sistemde. Ben çok fazla bir şey öğreneceklerine inanmıyorum çocukların. Yani Türkiye'deki tüm çocukların online sistemde yüz yüze eğitim yapılmadığı müddetçe çok fazla etkili bir eğitim yapılacağına inanmıyorum. Onun için bence üniversitelerin
bir an evvel tedbirler alınıp açılıp yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğine inananlardanım. Şimdi içinizde bazılar diyecek ki belki ya Rıdvan Akgün böyle diyorsun da masraflar çok fazla. Çocuklar en azından evde oturuyorlar, online eğitim yapıyorlar. Biz memnunuz diyeceksiniz belki ama ben memnun değilim. Yani yüz yüze eğitim, efendim çocukların yüz yüze eğitimi geçmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın geleceği için, eğitim için, zaman kaybı olmaması için. Tabii ki tedbirler alınmak şartıyla olması lazım. Tedbirler alınmadığı müddetçe bu olmaz efendim. Çünkü can kayıpları oldukça fazla olur. Evet, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası. Hatırladınız mı? Konya'da bir adam karısını dövüyordu parkta. Delikanlının birisi efendim müdahale etti. Haberi okuyayım isterseniz. Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker 20 yaşında dün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Şeker iyi halden 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından sözcüye konuşan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, biz beraat beklerken verilen karar bizde şok etkisi yarattı. Oğlumun kasten adam öldüreceğine inansaydım onu evlatlıktan reddederdim. Oğlum için hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Orada kadını dövüyordu, kadına şiddet uyguluyordu, müdahale etti ve bu müdahalede kazayla kalbine bıçak saplandı diye baba orada efendim oğlunu savunmuş oldu. Gamze'yi sevgilisi bıçaklayıp öldürmüş Isparta'da 2 gün önce efendim. Kayıp emekli hemşire cinayete kurban gitmiş Aydın'da. İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı efendim. İzmir'de sahte içki içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleri hastaneye kaldırılan Mustafa Tepe'de dün hayatını kaybetti. Yani hakikaten sahte içki operasyonları yapılmalı, insanların hayatı kurtarılmalı. Jandarmadan 3 ilde dev sahte içki operasyonu yapıldı. Efendim diyorlar ki hijyenik ürünler, temizlik deterjanları üreteceğiz diyorlar. Depo tutuyorlar, ev tutuyorlar. Daha sonra da dükkan tutuyorlar. Sahte içki üretiyorlar efendim. Bir laboratuvar kuruyorlar, orada içki üretiyorlar. 112 acilden yardım isteyen kadını öldürüp intihar etti. Korkunç olay dün akşam Düzce'de meydana geldi. Kemal Anıl Şenol evinde Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Şenol aynı silahla intihar etti. Ünal'ın olaydan kısa süre önce 112 acil çağrı merkezini arayıp bir evde kapalı tutulduğunu ve kurtarılmasını istedi. İhbar üzerine polisten hareket etti ancak bu sırada Ünal'ın öldüğü öğrenildi. Zeynep'in acı sonu. İzmir Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı sporcularından Zeynep Aslan, Çiğli'de antrenman sırasında tali yoldan çıkan bir kamyonun altına kalarak can verdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken bir çocuk annesi olan genç sporcunun ölümü ilçede ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Şimdi Karşıyaka'dan Sasalı'ya, Kuş Cenneti'ne efendim bisiklet sürücüleri devamlı bisikletle gidiyorlar. Fakat kendilerine gösterilen bisiklet yolundan gitmeyenler de var. Çünkü ben Sasalı sakiniyim. Her akşam gidiyorum, sabah geliyorum. Gece giderken Allah göstermesin. No bildiğimiz yolda sağ taraftan bisikletler gidiyor. Yav kardeşim, reflektörünüz yok. Herhangi bir ışık sinyal yok. Allah göstermesin. Sürücünün karşısından gelen bir ışıkta geçici bir körlük yaşaması halinde vurur geçer sizi. Niye bisiklet yolundan gitmiyorsunuz? Bak çok üzüldüm. Yani yine Sasalı'da bu Kaktaş bölgesinde araç çarpıyor. 32 yaşındaki bir çocuk annesi kadın hayatını kaybediyor. Allah rahmet eylesin. Ama Sasalı istikametine giden bisiklet kullanıcıları ne olur bisiklet yolunu tercih edin. Resmen araç gibi ana yoldan gidiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ana yoldan gidemezsiniz. Çünkü kendinize ayrılan bir yol var. Oradan gitmek zorundasınız. Can kaybı oluyor. Yazıktır, günahtır efendim. Yazıktır, günahtır. Evet, devam ediyoruz habere efendim. Devam ederken Muharrem İnce ile devam edelim. Muharrem İnce Iğdır'daydı. Iğdır'da Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, Iğdır'a geldiğini belirten İnce, Nahçıvan'a gitmek istedik. Uluslararası hukuk anlamında da, Birleşmiş Milletler kararları anlamında da haklı olan Azerbaycanlı dostlarımız, kardeşlerimiz var ama gidemedik dedi. Biz bugün Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarımla birlikte Nahçıvan'a gitmek istedik. Evet. Yani uluslararası hukuk anlamında da, Birleşmiş Milletler kararları anlamında da haklı olan Azerbaycanlı dostlarımız, kardeşlerimiz var. İşgalci bir Ermenistan var. Biz onlara moral vermek, destek vermek için Nahçıvan'a gitmek istedik ama güvenlik gerekçeleriyle
bunun mümkün olmadığını söylediler devlet yetkilileri. Evet. Onlar daha iyisini bilirler diye. Biraz Iğdır'da esnafı dolaşacağız. Milleti dinleyeceğiz. Oradan Ardahan'a geçeceğiz. Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Nahçıvan'daki kardeşlerimize de moral vermek için, destek vermek için bugün buradayız. Efendim bir de bu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla ilgili bir tweet atmıştınız. Onunla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Yani Işıklar söndü dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani devlet ışıklarla birbirine mesaj veriyor. Mahkemelerinde adalet yok. Sokaklarında güvenlik yok. Anayasa Mahkemesi üyesiyle İçişleri Bakanlığı yetkilileri birbirlerine mesaj veriyorlar. Bunlar yakında ışıkla değil de herhalde dumanla da mesaj verebilirler. Çünkü ilkel bir kafa bu. Çağ dışı bir kafa bu. Bu ilkel kafa yakında dumanla mesaj verirse hiç şaşırmam. Ben çok teşekkür ederim. Işıkla değil de yakında dumanla da verebilirler diyor. Yani Kızılderili efendim modelinden geçiyor kim? Muharrem İnce. Yine esprili bir konuşmayı gündeme taşıyor Muharrem İnce efendim. Dün Muharrem İnce ile ilgili bir yorum yapmıştım. Arkadaşlar onu kesecekler bugün zaten. Sizlerle paylaşacağız. Evet, devam ediyorum efendim. Dünya Bankası raporuna göre Türkiye 120 ülke arasında 6. sıradaymış. Dünyada en boş ülkeler arasındayız. Türkiye dünyanın en boş ülkeler arasına girdi. Ayrıca dış borcun milli geliri oranına göre yapılan sıralamada Türkiye Arjantin'den sonra en borçlu ikinci ülke oldu. Çin efendim milyar dolar olarak hesaplıyoruz. Çin 2 trilyon 114 milyar dolar. Brezilya 569 milyar dolar. Hindistan 560 milyar dolar. Rusya 490 milyar dolar. Meksika 400 469 milyar dolar. Türkiye'nin ise 440 milyar dolar borcu olduğundan, dış borcu olduğundan bahsediyorlar. Hemen arkamızdan Endonezya, Arjantin, Güney Afrika ve Tayland'ın geldiğini görüyoruz. Efendim, ekonomi devi Çin'in bile 2 trilyon 114 milyar dolar borcu olduğundan bahsediliyor. Rusya'nın 490 milyar dolar borcu olduğundan bahsediyorlar. Türkiye'nin ise 440 milyar dolar borcu olduğundan bahsediliyor. Türkiye bu borcu yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Zamanında borçlarını ödeyerek şu anda yönetiyor. Türkiye ekonomisinin yani milli bütçemizin efendim %45'i kadar Türkiye borçlu. İtalya %140'ı kadar borçlu. İtalya'yı bu şeye niye koymadınız? İtalya daha fazla borçlu. İtalya'nın borcu daha fazla. Yani buradaki istatistik alınan ülkeler aslında geri kalmış ülkeler olarak almışlar ama Çin'i tabii ki başa oturtturmak önemli. Çin'in nüfusu fazla. O nüfusa göre 2 trilyon 114 milyar lira dış borç efendim oldukça fazla ama Çin'in de dışarıdan alacağı paralar var. Sırf 1 trilyon dolar gibi bir alacağı var sırf Amerika'dan. Amerika'nın çabası zaten Çin'e parayı ödememek için Çin'de işte Covid-19'u çıkardı Wuhan'da ve Çin'in ekonomisini kapatmaya çalıştı ve pazarlığa oturmaya çalıştı. Bir ekonomi savaşı var dünyada, bir ticaret savaşı var. Aslında bu çıkan virüsler doğal virüsler değil. Laboratuvarda mutasyona uğratılan, 3 virüsten mutasyona uğratılan bir virüsün olduğu iddia ediliyor. Daha önce ben bu virüsün nasıl oluştuğuyla ilgili videolar izletmiştim size. Hemen devam ediyorum haberlere. Elektrik enerjisi fonuna yatırmayan 44 şirketin ismi açıklanmadı. Vatandaştan tahsil ettiler, devlete ödemediler. Vatandaşa elektrik satan 44 şirketin elektrik faturasına tahsil ettikleri enerji fonu tutarlarını devlete ödemediği ortaya çıktı. Şirketlerin ismi halktan gizlendi. Vatandaştan parayı topluyorsun elektriği de devlete ne ödemiyorsun? Böyle alçakça bir şey olabilir mi? Yani neden bizden aldığınız elektrik parasını ödemediğimiz zaman gelip şalteri indiriyorsunuz? Ödemiyorsunuz. Vatandaşın elektriği kesiyorsunuz. Parayı da tahsil ediyorsunuz. Sonra bu paraları bir yerlere kaçırıyorsunuz ama devlete bu paraları ödemiyorsunuz. Ne biçim ticari anlayış bu? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. 2021'e odaklanan sektör %35-60 arası gelir artışı bekliyor. Turizmde 2023'ten önce eskiye dönüş yokmuş efendim. Yani 2023'e kadar turizmin anca eski formatına geçmesi için bu 2 yıllık sürece ihtiyacımız varmış. Evet. Şöyle bakıyoruz, hukuksuzluğu ışık oyunlarıyla örtemezsiniz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Manşetteki haberler iç sayfaları da yansımış vaziyette. Hemen bakıyoruz, İstanbul'a uzanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Kürtçe tiyatro yasayla ilgili sert bir şekilde eleştiri yaptı. Bahsettiğimiz ne? Bir Kürtçe oyun, tiyatro oyun. Yani vatandaşlarımızın talep ettiği ya da bu tarz grupların olduğu ülkemizde Kürtçe tiyatro oyunu sergilemek. Yani aslında size bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest, hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun ki defalarca oynamış, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Ya böyle bir şey olmaz. Devlet aklı denen bir şey var. Devlet aklı, devleti yönetenlerin ortaya koyduğu akıldır. Yani o yönetenlerin ortaya koyduğu akıl, sudan ucuz bahaneler, geçersiz, mesnetsiz bahaneler üretemez. O akıl geçerli, akıllı, hukuka uygun ve kanunlara uygun bir şekilde hareket etme ve ortaya akıl koyma mecburiyetleri vardır. Çok üzülüyorum, sıkıntı duyuyorum hani bunları görünce. Düşünsenize, yani bu ülkenin koca bakan yardımcısı, 16 milyonluk kentin koca valisi açıklama yapıyorlar. Neymiş efendim? Terör örgütü propagandası yapılacakmış. Ya bu arkadaşlar bu oyunu 20-30 kez oynadılar. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un muhtelif noktalarında 20-30 kez oynadılar. Neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz yani? Bu eğer bir terör suçu varsa, terör örgütü suçu varsa bu işe müdahale edecek olan sizsiniz. Kolluk gücü, idari görevliler sizin elinizde. Yani şimdi akıl mı okuyorsunuz? Tahminde mi bulunuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Soruşturma açılacakmış. Yani inanın tiyatro deyimiyle hani bu kadar komik bir bahanenin son perdesi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Aynı oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. Aynı oyun. Devlet tiyatroları tarafından oynanmış bir oyun bu 2014 yılında. Bu oyun Kürtçe olarak aynı o grup tarafından en az 20-30 kez oynanmış. Ya böyle bir şey olamaz yani. 3-4 yıldır oynuyorlar. Bakın ne diyorum, bu oyun Dario Fo'nun, dünya edebiyatının önemli bir ismi, İtalyan. Bu oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. Türkçe oynanmış ya. Yani. Şimdi de Kürtçe oynanacak. Ne farkı var? Yani o bakımdan çok yanlış bir iş, çok kötü bir tarif yapılmış. Yargıya gidecekmiş. E gitsin. Yargıda göreceğiz bakalım ne olacak yani. Sayın Başkan, peki bu karardan sonra İBB programlarında bünyesinde Kürtçe tiyatro vesaire kültürel aktiviteler olacak mı? İBB 16 milyon insanın belediye başkanıdır. Biz bu şehirde yaşayan her duyguya, kültürler arası her türlü iletişime ortam yaratma mecburiyetimiz vardır. O bakımdan biz böyle bir sözle geri adım atacak bir yönetim değiliz. Evet. Fikirtepe tümüyle yanlış başlamış bir iş. Yani aslında her bileşenin hatası var. Ama tabii bu işte vatandaşa bu saatte hata bulmak en büyük yanlış. Bu işi koordine eden o dönemin erkleri. Yani büyükşehirle başlamış, sonra bakanlığa geçmiş vesaire vesaire. İlçe belediyesi yok sayılmış hani o dönemlerde. Ama hani bugüne geldiğimizde bakılan, yani baktığınızda etrafınızda hani dünyada böyle bir trajedi var mıdır? Devlet eliyle yapılmış yoktur. Şimdi biz diyoruz ki gün bugün çözüm bulmamız lazım. Yani burada insanlar zamanında yani ne kadar çok daire alırım sevdasına düşmüş olabilir. Buna bakanlık veya müteahhitler zemin hazırlamış olabilir. Neyse olan olmuştur. Önerimiz nettir. Bakanlıkla, Sayın Bakan'la bizzat görüşerek, Kadıköy Belediye Başkanımız irtibatlarını kurarak, biz aynı şekilde irtibatlarımızı kurarak bakanlıkla ortak bir mücadele zemini oluşturma hususunda bir işbirliği önerimiz oldu. Heyet belirledik. Ankara'ya gidildi, konuşuldu. Aslında temelinde şu var. Şimdi farkındaysanız şuradaki 100 metrede bile
Muhtarımız ayrı dert yanıyor. Vatandaşımız ayrı dert yanıyor. Kiptaş kendini savunuyor çünkü bakanlıkla sözleşmesi var. Kadıköy Belediyesi'nin eli kolu bağlı. Büyükşehir Belediyesi'nin yapabilecekleri zaten belli. Yetki olarak alanı değil. Devam ediyoruz efendim Cumhuriyet Gazetesi ile. Cumhuriyet Gazetesi manşetinde anayasal düzeni tanımayan mahkemenin direnişi ve ışıklar yanıyor polemiği kriz yarattı diyor. Kaybeden demokrasi olarak ele alıyor efendim. Siyasilere pas attı şeklinde manşet yapmış. Yerel mahkemenin hukuk dışına çıkarak AYM'nin Berberoğlu kararına direnmesinin ardından AYM üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklar yanıyor paylaşımında bulunması tartışma yarattı diyor gazete. Demokrasi dışı bir imada bulunmadığını açıklasa da hem iktidar hem muhalefet tepki gösterdi. Ya Cumhuriyet Gazetesi yapma. Ne demek o Anayasa Mahkemesi'ne ışıklar yanıyor? Yemeyin bizi ya. Yemeyin. Darbe sevdalısı olma. Cumhuriyet Gazetesi. Yani geçmişte de yaptın bu darbe sevdalı ve altyapısını yaptın. Yapma gözünü seveyim ya. Anayasa Mahkemesi'ne ışıklar yanıyor demek. Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklar yanıyor deyip de darbeye girmesi gibi bir şey. Millet saf mı? Siz doğru anladınız da millet efendim yanlış mı anladı? Yapmayın bunu. Evet devam edelim. Rektör Elmacı'ya bir genel sekreter yardımcısı yetmedi. Yeni atama yaptı. Köylüsüne özel kadro kurdu. Amasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Elmacı bir lisede sayman olarak çalışırken üniversitede aldığı ve çeşitli görevler verdiği Duran Çuadan'a yeni kadro açtı. Elmacı'nın köylüsü olan Çuadar, üniversitede bir genel sekreter yardımcısı olmasına karşın ikinci yardımcı olarak göreve başladı. Yani bu kadar da devletin malı deniz, yemeyen keriz moduna geçmeyin. Elinizdeki imkanları kendi şahsi çevrenizdeki insanlara kullandırmayın. Bu yaptığınız aymazlık, bu yaptığınız iş bekleyen insanlara karşı efendim haksızlık. Yani bu konuda biraz vicdanlı olmanız lazım. Akşam yatağa yattığınız zaman... Başınızı yastığa koyduğunuz zaman içiniz rahat etmesi lazım. İçiniz rahat edebilecek mi şimdi? İstediğin kişiye kadro aç, yerleştir üniversiteye, sonra da pişkin pişkin sırıt. Öyle bir şey var mı ya? Köylüsüne özel kadro açmış vaziyette. İşte gittik efendim bizim bir rektörümüz vardı. Evet bana özel kadro açtı. Aa öyle mi? Bana da bir özel kadro açsın o zaman diye insanlar gidecek şimdi. Türkiye Gazetesi'ne devam ediyorum. Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki. Teröristin ne işi var tabiplerin başında dedi. Türk Tabipleri Birliği anayasaya aykırı faaliyet içerisinde. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ifadesi de bunlara yakışmıyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda cumartesi gün Fatih sondaj gemisiyle ilgili yeni müjdeleri vereceğinin de altını çizdi. Gardaş tepelerine bindi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan çetelerine karşı ciddi bir müdahale içerisinde istediği hedefleri vurarak Dağlık Karabağ'da işgal edilen toprakların büyük bir bölümünü aldı, almaya da devam ediyor. Bu konuda taviz vermeyeceğini söyledi Aliyev. Gardaş tepelerine bindi diyor efendim. Hadrut'a da bayrak. Ermenistan sivilleri hedef alacak füzeleri nokta atışta imha etti. Evet Ermenistan'ın sivilleri de falan o füzelerin şeyleri var ya fırlatıldığı noktalar, platformlar onları Azerbaycan ordusu ezici bir üstünlükle vurdu geçti. Siyahlar havadan, topçu birlikleri karadan askeri hedefleri tek tek vurdu. Onlarca Ermeni askeri öldü. Erivan'ın Gence'ye fırlatmaya hazırlandığı balistik füzeleri ateşlemeden yok edildi. Evet, oltu taşına kardeş geldi. Mavi mermer, Erzurum dünyaca ünlü oltu taşının yanı sıra doğadan nadir bulunan mavi mermere kavuştu. Pasinler'de bej ve mavi mermer rezervleri bulundu. 20 milyon liralık yatırımla madenden 40-50 yıl mermer çıkarılabilecek. Güzel böyle efendim, zaten Türkiye'nin yeraltı madenlerle dolu. Yani bunları çıkarıp işleyebilmemiz, mamule çevirmemiz gerekiyor. Tutuyoruz, mermeri çıkarıyoruz. Çin'e gönderiyoruz. Bizim burada 2 santim kesiyorlar mermeri. 2 santim kullanıyorlar. Ama Çin ne yapıyor? Sadece 2 milimini kaplama olarak kullanıyor. Efendim yüzey kaplama olarak milyonlarca metrekare alanı kaplıyor. Biz de biraz savurgan bir şekilde hareket ediyoruz. Mamule çevirelim de Türkiye'ye döviz girdisi olsun. Bence önemli bir konu diye düşünüyorum. Hemen devam ediyorum Yeni Şafak gazetesiyle. Özür yetmez. Derhal istifa. Bu zihniyetteki bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne ne işi var? Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor?
15 AYM üyesinin 14'ünü AK Parti hükümetleri tarafından atandığı iddia ediliyor. Biz hiç nutuk görmedik diyor. Bu da yalan çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çöp bile almadık. Kılıçdaroğlu'nun Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça nutukunu gönderdiği iddiası yalanlandı. Türkmenler CHP'den bir miktar koli geldi ama nutuk falan gelmedi diye tepki gösterdi. Türkmen komutan Ahmet Arnavut, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir çöp bile görmedik dedi. Kerkük'ün Sesi gazetesinde Güngör Yavuz Aslan'da biz Türk'üz, bize niye Arapça göndermişler anlamadık. Ancak paketlerde Arapça nutuk yoktu diye konuştu efendim. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazlarından alınacak terör örgütü Türk Tabipleri Birliği'ne el koydu diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor bunu. Ordu ilerliyor diyor. Ermenistan ateşkese rağmen saldırıya devam edince Azerbaycan ordusu da yeniden ilerlemeye başladı. Dün 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Toplam ele geçirilen yerleşim yeri sayısı 45'e çıkarılmış vaziyette. Evet, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni terk etti efendim. Tepki koydular ve terk ettiler. Evet, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeyiz efendim. Burada İYİ Partili Grup Başkan Vekili'nin açıklamasını izliyoruz. Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyeleri, ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Pazartesi günkü İYİ Parti grubum adına yapmış olduğum konuşmada kullandığım cümlelerden bir tanesi AK Parti Grup Başkan Vekili'nin hoşuna gitmeyen bir cümle kullandım. Ve pazartesi günü akşam Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Doğan Subaşı Beyefendi beni aradı. Bu söylemden dolayı Sayın Göksu'nun benimle bir arada olmak istemediğini, bir daha Grup Başkan Vekili toplantısında benim olduğum ortamda olmak istemediğini söyledi. Bu konuyla ilgili Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Zeynel Bey sabahleyin beni aradığında aynı konuyu bana söylediler. Ben de kendilerine mitomani söylemiyle ilgili izahatımı yaptım. Narsizmin gölgesinde mitomanik varsayımlar üzerine bir konuşma yapılacak cümlesini kullandım. Bu konuyla ilgili özür dilemem gerektiği bana söylendi. Ben de bu konuyla ilgili özür dilemeyeceğimi, çünkü daha önceki söylemlerde aynı yaptığı söylemlerde, bir önceki söylemlerde bizim grubumuza yancılar, malı götürenler, yandaşlar sürekli bu söylemleri söyledi. En son söz verdikleri halde bir daha bu cümleyi kullanmayacağız diye büfeciler diye bizleri itham ettiler. Dolayısıyla bu söylemler mecliste üslup açısından daha önce yapmış olduğumuz mutabakatlara uymayan Sayın Göksu'dur. Dolayısıyla bu mitomani söylemini Sayın Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu için 13 Nisan 2020 tarihinde söyledi. Ben tabii burada bir ismi zikrederek söylemedim. Sayın Göksu'ya siz mitomani hastasısınız demedim. Mitomanik aforizmalar diye söyledim. Yani bunların anlamı bu. Özür dilemek erdemliktir. Konuşmam doğru da söyledim. Dolayısıyla bugün beni sağ olsun Zeynel Bey toplantıya davet etti. Toplantıda kendisine konuyu izah ettim. Bugün anladığım kadarıyla grup başkan vekilleri toplantısı, biz de aşağıda bekliyoruz. Bizlerin davet edileceğini düşündük. Bundan önce hep böyle oluyordu. Buradan Sayın Zeynel Bey'e şunu söylemek isterim. Siz AK Parti'nin meclis başkan vekili değilsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis başkan vekilisiniz. Dolayısıyla İYİ Parti grubu adına burayı ben temsil ediyorum. Bizi bugün yapılan grup başkan vekilleri toplantısına davet etmediğiniz için sizleri kınadığımı ifade etmek istiyorum ve bugün meclisi protesto etmek adına meclise katılamayacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Bir kere İbrahim Bey, madem biz... Evet, Karar Gazetesi'yle devam edelim efendim. İYİ Partili Grup Başkan Vekili'nin açıklamaları ve itirazları vardı. Onu ekranlarınıza taşımış olduk. Karar Gazetesi'nde sistem krizinden bahsediyor. İstanbul'daki yerel mahkemenin en üst yargı merci olan Anayasa Mahkemesi'nin hükmünü tanımadığını açıklamasıyla su yüzüne çıkan devlet krizini Anayasa Mahkemesi üyesinin tweet'i gölgede bıraktı. Muhalefet sözcüleri ise tweetler üzerinden yürüyen tartışmanın üzerine örttüğü sistem krizine dikkat çekti. Hukuk güvenliği tehdit eden ışık oyunlara değil,
AYM kararlarının tanınmaması konusunda bahsetti. Evet, bu arada yine aynı haberler olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gazetede, efendim biliyorsun bir havuz gazetesi olduğu için tek bir merkezden alınan haberler var. Ve aynı haberi vermenin bir anlamı yok. Türk Tabipler Birliği'ne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörist olarak açıklaması var. Türk ismini hak etmeyeni görevden almaya yetkimiz var diyor bunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Çürümeyi başka mahkeme gidermeli. Cumhuriyet Halk Partisi Berberoğlu kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu yerel mahkemenin kararı anayasaya askıya alma amacı taşıyor. Bir alt mahkemenin yargıda oluşturduğu derin çürümeyi bir başka mahkeme gidermeli. Çünkü yargıya olan güvensizlik ancak bir başka yargı kararıyla yeniden sağlanabilir dedi. Bunlar boş işler, sorunları çözmez diyor Ali Babacan söylüyor Deva Partisi lideri. Moskova ile en büyük çatlaktan bahsetmiş Karar Gazetesi. Türkiye stratejik ortak değil partner demiş. Bunu kim söylüyor? Lavrov söylüyor Dışişleri Bakanı. Ateşkes masasında Türkiye'yi veto eden Rusya'nın dikkat çeken tavrını Lavrov dile getirdi. Karabağ'da hemfikir değiliz. Türkiye stratejik ortağımız değil partnerimiz. Çünkü Karabağ'da Rusya ters geldi. Rusya'nın istediği olmadı. Karabağ konusunda Azerbaycan'ın özellikle işgal eden Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın yanında ve güvenliğinden sorumlu, sınırların güvenliğinden sorumlu Rusya bu konuda efendim Türkiye'nin tavrını ve Azerbaycan'ın başarısını beğenmedi. Onun için de bizim stratejik ortağımız değil dedi, olamaz zaten orada. Yani doğru, biz onu stratejik ortak olarak kabul etmiyoruz. Doğru söylüyor Lavrov. Niye olsun ki? Çünkü orada farklı düşünüyoruz. Evet, Türk Tabipler Birliği'nin çoklu bara modeli gelecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Cumhuriyet Halk Partili Başkan PKK propagandasına sahip çıktı. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu şehir tiyatrolarını PKK propagandası yapılan oyuna açtı. Kaymakamlık yasaklayınca tepki gösterdi. Yani orada farklı bir amaç, farklı bir hareket varsa yasaklanması gerekir ama... herkesin kendi dilinde konuşması, kendi dilinde efendim ifade etmesi özgürlüğü de var zaten. Biz Türkiye olarak en büyük özelliğimiz benzerliklerimizi yönetebilme hareket ve kabiliyetine sahip olmamızdır bence. Evet, İstanbul'da vaka %50 artmış vaziyette diyor efendim gazete. İsterseniz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları var. Fahrettin Koca'nın açıklamaları çok önemli. Sağlık Bakanı İstanbul'da vakalarda son bir ayda %50 artış, Ankara'da ise %60 azalma görüldü diyor. Neler oluyor? Son durum nedir? Sağlık açısından çok önemli. İzleyelim bakalım Fahrettin Koca'yı. Asomptomatik vakaların bulaştırmaya devam ettiği biliniyor. Bunlar günlük tabloya eklenmiyor ama Sayın Bakan takipleri yapılabiliyor mu? Evet, bir sorum daha olacak. Bir de vaka sayılarının tabloya tam yansıtılmadığı iddia ediliyor, vatandaşlar arasında konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle bu konu son haftalar yoğun olarak gündeme gelen bir konu oldu. Vaka ve hasta tanımlarını yaptığımız dönemden bu yana gündem olan bir konu. Ve burada Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Şunu çok net ifade ediyorum. Biz özellikle tedavi rehberimizde, bilim kurulunun hazırladığı rehberde semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Oxford'un hazırladığı dünya haritasında da 3'e ayrılmış olan haritada Türkiye olarak biz semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasında yer alıyoruz. Başından beri test politikamız da bu şekildeydi. Temmuz'da değişmedi. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında Temmuz ayından itibaren, konuşmamda da kısmen bahsettim. Temmuz ayından itibaren de bizim özellikle kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde havaalanında gelen veya yurt dışına gidenlere yapılan testler, askere celp ve terhis döneminde yapılan testler,
cezaevinde yapılan testler, sporculara yapılan testler, OSB'lere özellikle yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız çalışmalar oldu, taramalar oldu. Ayrıca saha çalışmalarımız, saha taramalarımız oldu. Bununla ilgili de bildiğiniz gibi daha önce 153 bin kişiye yapılan bir testti. Bunu da açıklamıştık. 15'inden itibaren dediğim, yarından itibaren de aileler, bu anlamda haneler tespit edildi. Bununla ilgili de 1-1,5 arayla mümkün mertebe geç olmadan bu saha çalışmasını da tekrarlamak istiyoruz ve devam ediyor olacağız. Dolayısıyla bu tablo Temmuz ayından itibaren gündeme gelen ve Temmuz ayında da bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan, testi pozitif olan kişiler olarak tanımladık zaten. Semptomu olan ve testi pozitif olan kişiler hasta olarak tanımlandı. Daha önce bu kesitsel taramalar olmadığı için burada daha şeffaf olmak anlamında vatandaşa karşı hasta tanımını kullandık. Ve bu kesitsel taramaları da yer yer bildiriyor olmuş olacağız. Ve bu bildirdiklerimizi, açıkladıklarımızı Dünya Sağlık Örgütü'yle de paylaşıyor olacağız. Ben bugün mesela havaalanlarında yapılmış olan testlerden bahsettim. 490 küsur bin testten. Bu normal 1200 küsur pozitif olan, yani %0.25, 10.000'de 25 gibi bir orandan bahsediyoruz. Bugün itibariyle bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildiriyor olmuş olacağız. Yani bizim daha önceki sayılar içinde, o hasta içinde olmayan bir rakamdı bu kesişsel tarama. Bunu OSB'ler içinde, bunu sporcular içinde, hatta bunu yer yer kişisel tercihle özel sektörde önünü açtığım için orada da yapılıyor biliyorsunuz. Oralarda yapılan testler de bizim sistemin içinde. Dolayısıyla bunları da biz zaten yer yer sizlerle paylaşıyor olacağız. Paylaştığımızda Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor olacağız. Bu ayrımı yapmak içindi. Bu farklı bir şey değildi. Yani test politikasının yeni dönemde değişikliği değil, test politikasına ilave olarak taramaları yapma gibi bir yaklaşımla ilave olmuş oldu. Bunu anlatmak içindi. Vatandaşımıza bunu şeffaf bir şekilde söylemek içindi. Orada hasta yazarken herkesin biz oraya hasta yazılmış olması bizim verdiğimiz o rakamı şeffaf bir şekilde vermek içindi. O ayrımı yapmak içindi. Dolayısıyla bu anlamda bir kafa karışıklığının olmaması gerekiyor. Artı bizim kesitsel taramalar dahil olmak üzere, saha taramaları dahil olmak üzere ikinci sorunuz. Bu anlamda testi pozitif olan herkese, biz herkesi izole ediyoruz. Pandemide şöyle bir yanlış algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Pozitif olan, semptomu olmayan kişi de bulaştırıcıdır. Evet öyledir. Pandemiyle mücadelede bunu sizin bir şekilde mutlak izole ediyor olmanız gerekiyor. Semptomu olmasa bile taşıyıcı olan kişinin de mutlak izole ediyoruz. İzole ettiğimiz yetmiyor. Biz o izole ettiğimiz kişinin filyasyonu da yapıyoruz. Yani temaslılarını da buluyor ve onları da izole ediyoruz. Yine yetmiyor. Hem kendisini, yani semptomu olmayan taşıyıcıların kendisi ve semptomlarına ve temaslarına bahsediyorum. Bunları ayrıca HES'e de kaydediyoruz. Yani HES de başından beri pozitif gördüğümüz her kimse, hem semptomu olsun veya olmasın, kesişsel tarama veya saha çalışması dahil olmak üzere hepsi HES'te yer alıyor. Çünkü siz eğer bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle siz mücadele edemezsiniz. Bu salgınla mücadele edemezsiniz. Sahada sonuç olarak sizin yaptığınız, bu anlamda pandemiyle mücadelenin ötesine geçmiş oluyorsunuz. Vatandaşımız bu noktada müşteri olsun. Yani biz gizleyerek sadece testi pozitif olup bulaştırmaz diye o kişiyi izole etmeden pandemide siz başarıyı sağlayabilir misiniz? Ve bütün bu sahadaki çalışmalarla, filyasyon ekibiyle yoğun bir izolasyon ve takiple birlikte biz ayrıca o kişileri çağrı oluşturduğumuz çağrı sistemiyle, yani semptomu olmayan taşıyıcı dediğimiz kişiler ve temaslarını her gün
çağrı sistemiyle ayrıca semptom takibi yaparak arıyoruz. Yani pandemide asla taviz sahada vermiyoruz. O nedenle zaten sonuç alıyoruz. Değilse sonuç alma şansımız olmaz. Ve vatandaşımıza ilk günden beri verdiğimiz bütün rakamların doğru olduğundan, vatandaşımız tamamının doğru olduğundan emin olsun. Evet, Sağlık Bakanı'nın konuşmasını uzun verdim. Çünkü bu entübeli süreçte en küçük detaya dikkat etmemiz lazım efendim. Sabah gazete manşetten okumaya devam ediyorum. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Gündemde AYM var. AYM tüm gazetelerin manşetinde efendim. Evet, kararlarıyla sık sık siyasi tartışmalar odağında olan Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması ve bir üyesinin tweetiyle gündeme oturmuş vaziyette efendim. Evet, devam ediyorum. Aşıda öncelik riskli grup şeklinde bir haber var. 1671 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Çok ciddi bir rakam, yani çok ciddi bir sayı, rakam demeyelim, çok ciddi bir sayı. Bu sayı efendim bugüne kadar günlük yapılan testlerde en fazla sayılardan birisi. Ölüm kusan füzeleri imha etti Azerbaycan. Tebrik edelim Azerbaycan ordusunu. Başkandan çifte müjde. Bunların ismindeki Türk imtiyazını alacağız diyor. Nereden? Türk Tabip Birliği ve Baro'dan bahsediyor. Türk ismini alacağız diyor. Türk ismini kullandırmayacağız diyor efendim. Evet, Yeni Akit gazetesi manşetine yine Anayasa Mahkemesi'ni gündem almış vaziyette. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın gelen tepkiler üzerine özür diledi. Ama özür dileyeceğim bir şey yapmayacaksın. Anayasa Mahkemesi üyesi, madem özür diliyorsun, bu da senin yanlış bir şey yaptığını ortaya koyuyor. Özür dilemek bir erdemdir. Tamam, kabul ediyoruz. Ama sen gece ışıklar yanıyor derken neyi anlatmaya çalıştın? Özür diliyorsun. Demek ki yanlış bir şey yaptığın için özür diliyorsun. Yani bu da Anayasa Mahkemesi üyelerinin yanlış yapmayacak anlamı taşımaz. Nasıl bir mahkemede hakimler, savcıların aldığı kararlar tartışılıyor, Anayasa Mahkemesi'nin de aldığı kararlar tartışılabilir. Yani burada bir mahkeme karar veriyor, Ağır Ceza Mahkemesi. Yargıtay bunu onaylıyor, Anayasa Mahkemesi de bozmaya çalışıyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman da hani Anayasa Mahkemesi en üst bir kurum, bozabilir, diğerleri yanlış karar verir demek de hem Ağır Ceza Mahkemesi'ne hem Yargıtay'a da haksızlık değil mi? Yani bu konu incelenmeli, ondan sonra karar verilmeli bence. Yani tamamen eleştiriye maruz bırakılmamalı yargı mensuplarını diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Bir de bu açıdan bakmak gerekir efendim. Hemen devam edelim şurada sıradaki gazetelerde. Korkusuz Gazetesi'ni elimize alalım. Bakalım Korkusuz Gazetesi'nde neler var manşette efendim. Korkusuz'a baktığımız zaman sahte içkide bilanço giderek ağırlaşıyor diyor efendim. İçki sahte, ölüm gerçek. Metil alkol zehirlemesi nedeniyle hayatını yitirenlerin sayısı İzmir'de 21'e, İstanbul'da 10'a yükseldi. Türkiye genelinde ise sahte içkide ölenlerin toplam sayısı 50'ye çıktı. Bugün ölenlerin sayısı, dünden bahsediyor, 38. Pozitif sarhoş sayısı 1436. Ayılan sarhoş sayısı 1148, evde tedavi görenler 748, tövbe edenler 12. Ne biçim bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar böyle? Milletle dalga mı geçiyorsunuz be kardeşim? Böyle bir şey olabilir mi? Saçma sapan böyle paylaşımlar yapıyor insanlar. Ve devam edelim efendim. Hatice Hanım, kepenk kapatan esnafa son örnek. Esnaf tuş oldu diyor. Başka çare kalmadı. 5 liralık ciro yapan esnaf başka ne yapsın? Ya dükkanı devredecek ya da kapıya kilit vuracak. Peki soruyorum şimdi, yani dükkanı devredebilir mi? Dükkanı devir alırlar mı? Bence devir almazlar. Çünkü kimse iş yapamıyor ki. Dükkanı niye devir alsınlar efendim? İş yapamayan birisi dükkan devir alır mı? Almaz. Bir de o var değil mi? Piyasada çünkü iş yapamıyor. 5 lira böyle ciro yapmayan bir dükkanı kim devir alsın? 18 yaşından beri temizlik işçisi olarak çalışıyorum demiş efendim. 18 yaşından bugüne temizlik işçisi olarak çalıştığından bahsetmiş ve iş yeri açtığını ve 5 lira ciro yapamadığından bahsediyor. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partili vekili Jale Nur Sülliye kasasındaki 5 lirayı gösteren kişi efendim devir yapıyorum, başka yapacağım bir şey kalmadı
diyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin moda dergisine derin dekolteli ceketle poz verdi. Marin'e tepkiler gecikmedi. Eleştiriler artınca sosyal medya kullanıcılar destek için dekolteli fotoğraflar paylaşmaya başladı efendim. Finlandiya Başbakanı'nın güzel bir kadın ve aynı zamanda dekolteli geziyor efendim. Derin dekolte diyorlar bunu Türkiye'de. Dekolteli geziyor ve bu konuda da eleştiriye maruz kalmış. Ya çekin insanların kılığından, kıyafetinden elinizi ya. Millet rahatça, özgürce istediği gibi giyinsin. Yani bu onların sorunu. Siz beyninizdeki bu sorunu bir kaldırın bence. Kişiler efendim istediği gibi özgürce giyinsin. Ama kalkıp da bunu edebine göre, kuralına göre yapsın canım. O kadar da tahrik edici bir kıyafetler giymesinler. Öyle değil mi? Şimdi başbakan giyiyor da kötü oluyor. Vatandaş efendim hiçbir şey giymiyor, bir şey olmuyor. Yani başbakan da rahat giysin, cumhurbaşkanı da rahat giysin. Finlandiya Cumhurbaşkanı ile ilgili hatta birçok kişi sosyal medyada niye bizim böyle bir cumhurbaşkanımız, niye böyle güzel bir başbakanımız yok diye mesaj atanlar bile oluyor piyasada efendim. Onu da söyleyelim. Evet, devam ediyoruz. En mutlu 20 il listesinde çoğunluğu küçük kentler oluşturdu. Büyük şehirlerde yaşayanlar mutsuz. Çünkü imkanlar kısıtlı. Küçük şehirlerde yaşayanlar tarladan domatestir, biberdir, fasulyedir vesaire, soğandır, patatestir. Bunları alabiliyorlar, üretebiliyorlar ama şehirde bazı şeyler tıkanıyor, sorun oluyor efendim. Evet, Türkiye'de en çok borcu olan 6. ülke konumunda olduğu söyleniyor efendim. Fazla vergi sadece vergi değil, insanı da öldürür. Bakın işte sahte rakı fazla vergiden dolayı insanları öldürüyor diyor ilgili kişi efendim. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl söylüyor. Erdoğan AYM gereğini yapmalı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Berberoğlu toplantısı bu karar bize tuzun koktuğunu gösterdi diyor. Sadece iki parti barajı geçiyor Metropol'den. Son anket Metropol Araştırma Türkiye'nin nabzı. Eylül 2020 anketinin sonuçları paylaşıldı. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusunun yönetildiği ankete göre AK Parti'nin oy oranı %32.3, CHP'nin %17.7 oldu. Ankette İYİ Parti %8.8, HDP %8.1, MHP ise 7.3 olarak kaydedildi. Gelecek Partisi %0.7 oy alırken Deva Partisi oy oranı %1'de kaldı. Kararsızım diyen seçmenlerin oranı ise %11.2 olarak açıklandı. Ankete katılanların %6.9'u protesto oy kullanacağını açıkladı. Eylül'de en çok oy kaybeden parti Cumhuriyet Halk Partisi olurken en çok oy kazanan parti ise İYİ Parti oldu. Yani 3. parti konumunda İYİ Parti, ardından da 5. parti konumunda HDP'nin gerisinde kalan Milliyetçi Hareket Partisi var. Metropol Araştırma Şirketi'ne göre AK Parti %32.3, CHP %17.7. Ne oldu ya? Hem AK Parti oy kaybetmiş ama korumuş, ama Cumhuriyet Halk Partisi bayağı oy kaybetmiş. %17'ye, 18'e gerilemiş. Barışçı arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %19 deyince adamı linç etmeye kalkmışlardı. Al işte Metropol Araştırması'nı Korkusuz Gazetesi veriyor. Korkusuz Gazetesi vermiş vaziyette. Burada partilerin oy oranlarına baktığımız zaman hakikaten demografik yapıyı da göz önünde bulundurmuşlar. Yüz yüze görüşme yapmışlar ve yapılan anket sonucunda Türkiye'de bu pazar bir milletvekilliği seçimi olursa oyunuzu kime verirsiniz diye sorulmuş. %32.3 AK Parti'ye veririm demiş. %17.7 Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm demiş. Böyle olunca sadece iki parti %10 barajını geçebiliyor. Üçüncü parti konumunda İYİ Parti Meral Akşener başkanlığında %8.8, HDP %8.1, Milliyetçi Hareket Partisi ise %7.3 olarak kaydedilmiş. Gelecek Partisi %0.7 oy oranıyla, tabii seçime girildiği zaman ak ve kara ortaya çıkacaktır ki ben orada Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin ikisinin toplam oyunun %1, %1.5'ü geçemeyeceğine inanıyorum. %1 bile fazla ikisine. Deva Partisi'nin oy oranı da %1'de kalmış. Şöyle baktığımız zaman efendim, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine ittifaklar. Ama burada belirleyecek olan ittifaklar dışında kararsız seçmenle bir de protesto olarak oyumu kullanacağım diyen %18.1 efendim kararsız seçmen ve protesto seçmenim var.
Bunlar belirleyecek aslında seçimin kaderini. AK Parti çekerse yanına Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte %40 civarı oyu olan Cumhur İttifakı kararsızların %11'ini çekebilirse yine iktidara gelebilecek. Çekme ihtimali var mı? Bence kısmi var. Yani tamamen yok. Artık bundan sonraki süreçte partilerin ne yapacağı, nasıl hareket edeceği, hangi ittifakların gündeme geleceği önemli. Peki AK Parti neden bu kadar oy kaybetti? 18 yılın yıpranmışlığı var. Özellikle Türkiye'nin çeşitli konularda ekonomik olarak kur saldırıları ve yanlış ekonomi politikaları var. Alınan kararlarda özellikle vatandaşın bakış açısına göre, hükümetin çeşitli kurumlarda, bakanlıklarda sadece kendi partisine yakın olan, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olanları yerleştirdiğinden dolayı, özellikle benim partinin benim partilim deyip bizden veya ötekilerden şekliyle bakış açısından dolayı seçmenin kaçtığını buradan görebiliyoruz AK Parti'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Cumhuriyet Halk Partisi efendim üyeleri birçoğu partisinde gerçekten partinin özünden ayrılıp birçok efendim yapıyı barındırdığını iddia edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece ve sadece muhalefet yaptığını ve etkili muhalefet yapmasına rağmen bir çözüm noktasına gelemediğini ortaya koyuyor. Şimdi analiz yapıyorum burada Metropol Araştırma Şirketi'nin efendim yapmış olduğu kamuoyu araştırmasını. Analiz yapıyorum. AK Parti'nin biraz evvel bahsettiğimiz gibi 18 yılın yıpranmışlığı var. Bir de özellikle çevresindeki birçok insana, kurumlara, şirketlere özel imtiyaz sağlandığı iddiaları var. Adı yolsuzlukla ilgili iddialar gündeme geldi. İşte Man Adası'ndan bahsettiler, Gemicik'ten bahsettiler, ondan bahsettiler, bundan bahsettiler. 17-25 Aralık süreci yalan olduğu ortaya çıktı ve o süreçten sonraki konumda yine bir Man Adası'nı gündeme getirdiler. İşte damadı Berat Albayrak özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir akraba efendim söz konusu hükümet içerisinde yönetimde dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca seçim kaybetmesine rağmen hala partinin başında olması, başarısız bulunması, farklı yapıları partide barındırması ve demokratik olarak daha önce seçimle gelen grup başkan vekillikleri atamayla yaptığını ve partide bir takım şeylerin değiştiğini gören Cumhuriyet Halk Partililerinin birçoğu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaklaşıp sadece Metropol Araştırma Şirketi'nin %17.7 şeklinde Cumhuriyet Halk Parti'nin %25-26 olan oy oranının gerilediğini, neredeyse %8 oy kaybettiğini ortaya koyuyor. Tabii AK Parti'nin oy kaybı da %10-12'leri buluyor tabii baktığımız zaman. İYİ Parti'ye geldiğimiz zaman İYİ Parti %10 barajını aşabilecek konumdayken İYİ Parti'de de %8.8, İYİ Parti'de Meral Akşener'le İYİ Parti'nin de eksikleri olduğunu, işte tam yönetemediğini, kendisinin özellikle FETÖ'yle yıpratıldığını, Cumhurbaşkanlığı hedefi olduğu için parti içerisindeki özellikle farklı bakış açılarda yönetimde birçok insana görev verirken tam adaletli bir şekilde davranmadığını ve Koray Aydın'ın hakimiyetinin söz konusu olduğunu gündeme gelince burada araştırmaya göre İYİ Parti'nin her ne kadar Meral Akşener sokaklara inse de %8.8 oy oranı olabileceği, HDP'nin ise Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması ve Cumhuriyet Halk Partili birçok kişinin de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskünlerin HDP'ye oy verdiğini düşünecek olursak %8.1 gibi bir araştırmada oy verilebileceği yapılan seçmenlerle özellikle yüzde yapılan görüşmelerde, anketlerde %8.1 çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise %7.3 olarak kaydedilmiş vaziyette. Bunu analiz yapacak olursak Milliyetçi Hareket Partisi'nde oldukça yaşlanan Devlet Bahçeli ve AK Parti ile birlikte hareket eden aslında tek bir gövdede iki ayrı parti görünümünde Milliyetçi Hareket Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenlerin özellikle birçoğunun İYİ Parti'ye veya farklı partiye kaydı iddia ediliyor. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun çok konuşması, müdahil olması, AK Parti içerisinde başbakanlık, genel başkanlık, dışişleri bakanlığı yapıp da başarısız bulunmasından dolayı seçmen kitlesi yakalayamadı. Sadece AK Parti'ye kızgın ve küskün olanların, 15 Temmuz sonrasında AK Parti'den kopanların destek verdiği Deva Partisi'nde aynı şekilde %1 oyda kaldı iddia ediliyor. Burada belirleyen
11.2 kararsızım diyen seçmenlerin ve %6.9 protesto oy kullanacağını açıklayanların Muharrem İnce'nin özellikle memleket hareketi sonrasında kuracağı bir parti varsa bu kararsızların ve diğer %18'lik bir bölümün %10'a yakınının aslında Muharrem İnce'ye de gidebileceği iddia ediliyor. Şimdi baktığımız zaman burada bu analizi yapmış olalım efendim. Hemen devam edelim. Korkusuz Gazetesi'nin diğer sayfalarına şöyle baktık efendim. Hemen Yeni Gün Gazetesi'ne bakalım. Yeni Gün Gazetesi'nde aşıda öncelik sağlıkçıların diyor manşetinde efendim. Aşıda öncelik sağlıkçıların uzun yıllardır adeta yüzüne bakılmayan grip aşısında COVID-19 sonrası talep patlaması yaşanıyor. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek. Çünkü 40 bin sağlık çalışanına efendim COVID-19'un bulaştığı ve burada da 107 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı Sağlık Bakanı. Gerçekten tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını özellikle Yüce Allah'tan talep ediyoruz. Evet, şöyle baktığımız zaman efendim emlakçılarla ilgili yeni dönem başlıyor. Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacağını ve bu işlemlerin ilan listelerinde üye olamayacağını, duyuran Ticaret Bakanı Pekcan, düzenleme ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışının önlenmesi amaçlandığını vurguluyor efendim. Emlakçılar da bundan sonra yetki belgesi alarak çalışabilecek. Yeni Bakış Gazetesi yıl başında katliam deniyor efendim. Yıl başında katliam olmasın deniyor. Etil ve metil alkolün satış yasağının 60 gün sonra başlayacak olması nedeniyle vatandaşların 200 litrelere kadar alkol stok yaptığını dile getiren sektör temsilcileri özellikle yıl başında tüketimin arttığına belirterek tedbir almazsa daha çok kurban veririz dediler. Ya niye böyle sahte alkol içiyorsunuz ya? Yani bu kadar öldünüz mü kardeşim? Alkol. Yani bu kadar alkol alıyorsunuz da ya ölecekseniz almayın ya. Yani yaşam daha güzel değil mi? İçmeyin. Yani içmeyin derken efendim az için, hiç olmazsa sağlıklı bir şeyler için. Devamlı bir şeyler içiyorsunuz ya. Alkol. Bu kadar böyle ruhunuzu metil ve etil alkola verebilecek, ölüm riski alabilecek. Yani birisi size beddua mı etti? Alkol alırsan öl mü dedi birisi? Kardeşim içmeyin o kadar ya. İçmeyin. Yani alkol alacaksınız tamam alın. Kimse bu sizin özgürlüğünüze karışamaz. Ama kalkıp da hani böyle tescilli, problemsiz bir içecek varsa, içki varsa buna 100-150 lira verecekseniz değerini 40-50 lira veriyorsunuz. Onu yapacağınızda limiti düşürün. Gerçekten riski olmayan alkol alın. Gerçi alkol her zaman risktir. Alkol her zaman efendim insan sağlığına zarar verir. Hani diyor bazıları ya az bir şey aldığın zaman zarar vermez diyorlar belki. Bazı doktorlar da ya az bir şey alınırsa problem olmaz diyor ama ya içki içen kişiyi de engelleyemiyorsun kardeşim. Bu arada başka bir şey söyleyelim. Rakıya aşırı zam gelmesi şarap talebini artırmış. Şarap üreticileri efendim şarap talebi 5 misli artmış. Yani şarap üretenler, şarap satanlar eskiden ayda 100 şişe şarap satıyorlarsa şimdi bu sayı 300-400-500'lere çıkmış. Alkol içmeyelim, rakı içmeyelim ama ne yapalım? Şarap içelime dönmüş ve şarap şirketleri şu anda altın çağını yaşıyormuş bu arada bilginiz olsun. Evet, Yeni Asır gazetesi manşetinde ölüm fabrikası diyor efendim. İzmir'de 21 kişinin sahte içkiler ölmesi üzerine güvenlik güçleri operasyonlarını sıklaştırdı. Kemalpaşa'da sahte içkilerin bandrollü ve bilyeli şişeler doldurulduğunu imalathanede pes artık dedirtti. Orijinal gibi yapıyorlar. Bandrolleri orijinal yapıyorlar. Geliyor garson yanınızda şıkır şıkır açıyor veya buyurun açın diyor ama baktığınız zaman kapak aynı. Bilyeli kapak. Etiket de var. Her şey normal gözüküyor. Bakıyorsun marka da var. Ama sahte olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Onu aslında telefonunuza bir uygulama indirin. QR uygulaması indirin. Bakın QR. Uygulamayı indirin. Özellikle 44 kişi, 47 kişi hayatını kaybettiği için bunu söylüyorum. Yani ben devamlı alkol tüketen birisi değilim. Ama geldiği zaman şişe, onun efendim barkod kısmında o QR okutmasını yapın. Sonra da bakın ki ne zaman üretilmiş, kim üretmiş onu görebilirsiniz efendim. Ona göre de sorgulayabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Evet, burada baktığımız zaman fabrikadan farksız insanlar imalathanede alkol üretimi yapıyorlar. 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 9.922 boş şişe, 486.000 bilyeli şişe kapağı, 6 şişeleme makinesi,
41 bin sahte bandrol, 2,5 milyon sahte etiket ele geçirildi. Adamlar tam bir sektör olmuş efendim. Sektör olmuş, sahte içki üretiyorlar. Kaçan Dündar'a 35 yıl hapis istemi. Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Firari Can Dündar'ın yargılandığı MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın savcılık mütalası mahkemeye sunuldu. Casusluktan savcılık Dündar'ın devlet sırlarını casusluk amacıyla temin etmekten 20 yıla kadar, terör örgütüne bilerek yardım etmekten 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Yani Can Dündar hapis cezası alma yolunda. İzmir'de yağmur sularına kapılan tiyatrocu konuştu. Kendimi denizde sandım dedi. İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağmurda biriken suya düşen Azerbaycanlı Yelena Siyakalyo, kendimi denizde sandım. 2 metrelik dalgalarda boğuştum dedi. Hakikaten İzmir'de yağan yağmurlarda caddeler sel suya döndü. Sokaklar perişandı. Ben de yoldaydım. Hakikaten enteresan bir şeydi. Yağmur sularını, yağmur suyu drenajları çekmiyordu. Çünkü İzmir'de yapılan yağmur suyu drenajları adeta göstermelik. Bu konuda etkinlikler düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın efendim çeşitli etkinliklerin yanı sıra halkın işte birlikte önem verdiği kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra altyapı yatırımları yapması gerektiğini altını çiziyorum. Altyapı yatırımlarının maliyeti yüksek olduğu için bundan ya kaçınılıyor ya da efendim farklı projeler gündeme geliyor. Ve gitgide de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde efendim borçlanmaların arttığını ama bu paraların nerelere yatırım yaptığını bilmek zorundayız ki bunu mecliste herhalde bu dün yapmış olduğu meclis toplantısında açıklamıştır veya bugün açıklayacaktır. Yani paralar nereye harcanıyor? Neden yağmur suyu drenajları yapılmıyor? Yağan yağmurlarda İzmir göle dönüyor. Göle. Efendim bu konuda bir çözüm bulunması lazım. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları bu konuda Sayın Başkan'a adeta baskı kurmalı ve altyapı sorunu çözülmeli. Yazık değil mi? Yağan bir yağmurda bütün esnaf perişan oluyor İzmir'de. Yazıktır, günahtır. İnsan zaten para kazanamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Evet, merhum siyasetçi ve Türkiye'nin ilk kadın turizm bakanı Işıray Saygı'nın mirası kardeşleri ve yeğenleri tarafından paylaşılamadı. Bankadaki özel kasadan çıkan değerli ziynetler ve gayrimenkuller satıldıktan sonra mirasçılara mahkeme kararıyla paylaştırılacak efendim. 5 milyonluk haciz, mirası paylaşılamayan Işıray Saygın'a vefatının ardından 5 milyonluk haciz geldi ortaya çıktı. Yeni Asır'a konuşan merhum siyasetçinin kardeşi Işık Saygın, Işıray Saygın kapatılan Gediz Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığı yapmıştı. O dönemde çalışan öğretim görevlilerine ve tüm personeline ödenmeyen SSK prim borcu nedeniyle 5 milyonluk haciz kararı geldi dedi. Yani mütevelli heyetinde olunca sorumluluk söz konusu oluyor efendim. Hatırlarsanız Gediz Üniversitesi'ni FETÖ'nün kurduğunu biliyoruz. Bu konuda da mütevelli heyeti başkanlığı yapmıştı Işıray Saygın. Yani Işıray Saygın'ın FETÖ'yle ilişkisi var mı yok mu diye soracak olursanız onu ben bilmem. Bunun sırları Işıray Saygın'la birlikte gitti. Ama FETÖ'nün özellikle sahibi olduğu yerde mütevelli heyeti başkanlığı yapmıştı Işıray Saygın. Allah rahmet eylesin efendim. Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi bugün İzmir'de. Turkuaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği Tarım Ormanın Geleceği webinar serisi ve zirvesi bugün İzmir'de yapılacak. Son toplantıyla tanımlanacakmış. Duayen isimler gelecekmiş efendim. Dijital tarım pazarının üye sayısı 5,5 ayda 62 bine çıkmış. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklama yaptı. Balkan Günlüğü gazetesine baktığımız zaman efendim Rıfat Sait'in imtiyaz sahibi olduğu gazete Yunanistan'dan Türkiye'ye Navtex provokasyonu dünya gündemini tahrikkar tutumuyla meşgul eden Yunanistan diyalog sürerken yeni bir provokasyona imza attı diyor Balkan Günlüğü gazetesi. Boşnak liderlerden Azerbaycan'a destek geldi. Avrupa Birliği'nden Makedonya'ya taahhüt üyesi geldi. Mehmetçik Prizren'de anaokulu yeniledi. Rıfat Said köşesinde gazetelerin yok olmasına izin vermeyin açıklamasında bulundu. Hemen 3. sayfaya geçiyoruz. Üsküp ve Podgorista'da ilk dersleri çaldı Balkan ülkelerinde. Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad otoyolunda çalışmalar hızla sürüyor diyor efendim gazete. Evet, Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayında efendim Günaydın Türkiye, Günaydın İzmir programı devam ediyor. İstanbul'da sandalyeler havada uçuştu. Kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kağıthanede bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdükleri iddia ettikleri aileye
sandalye ve kovalarla saldırdı. Birinci kata doğru fırlattılar. Ama sokaktaki görüntülere baktığım zaman belediyelerin sokakları ne o kadar düzenli ve disiplinli hale tutmadığını aklıma geldi. Çünkü fotoğrafa bakarken arka planda görmek lazım. Sanki burası İstanbul değil, farklı bir ülke gibi bakımsızdı efendim. İsterseniz izleyelim. Çevresel arka plan görüntüyü de görelim. Şikayetçi olacağız. Haneye tecavüz şikayetçi olacağız. En güzeli. Tamam, sus şimdi sen de. Rusya'da kadın hırsız çaldıklarını iş çamaşırına sakladı. AVM'de, alışveriş merkezinde çalıyor. Hemen iş çamaşırların içine sallıyor ama tabii kameradan unuttu galiba. Efendim Denizli'de adamın birisi anadan üryan derler ya çırılçıplak koştu. Bir taksi durdu. O taksiden indi birisi, o da onun peşinden koştu. İnanılır gibi değil. İzliyoruz. Gazetesiyle devam ediyorum. 65 yaş üstünden çağrı var. Ulaşım saatleri esnetilsin. Ulaşımda saat kısıtlamasına takılan 65 yaş üstü vatandaşlar hastaneye gidebilmek ve temel ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayabilmek için saatlerce esneklik yaptı. Özkan Pek Çalışkan'ın haberi efendim. Ulaşım saatleri esnetilsin diyor 65 yaşında olanlar. Evet, Soyer İzmir'e 550 gününü anlatacak. Başkan Tunç Soyer 550 gün toplantısıyla İzmir'e başkanlıkta geride bıraktığı sürede yapılan icraatlarını ve hayata geçirmesi planlanan projeleri anlatacakmış efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sandala kontra, kasa neden boş? AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Emre Demir, Başkan Sandal'ın 500 gününü değerlendirerek belediye önceki dönemin tamamında satılanı Serdar Sandal dönemindeki ilk 19 ayında satmıştır diye konuştu. Enteresan iddialar var. Kanal İzmir TV'de başkanlar tek tek konuk olarak alıyoruz. 500 günlük icraatlarını efendim sorgulayacağız. 500 günlük icraatlardan neler yaptılar, neler yapmadılar? Televizyona davet ettiğimiz başkanların katılmalarını sağlayacağız. Katılmayan başkanların ise efendim neden katılmadıklarını, neyi sakladıklarını, neyi yapamadıklarını anlatacağız. Ama genelde tüm başkanlar efendim katılacaklar, ümit ediyorum. Çünkü biz burada bir kamu görevi görüyoruz. Vatandaşla başkanları buluşturup icraatın içindeni aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki sorgulayacaklarımız var. Tabii ki o programı ben yöneteceğim. Çünkü orada etkili soruları kendilerine soracağız efendim. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınında Günaydın Türkiye, Günaydın İzmir programı burada sona eriyor. Efendim az sonra programın tekrarı ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.